İstihdamlardan bahsetmiştik. Şu anda ne kadar engelli istihdam olmayı bekliyor devletten? Şimdi benim bir sayı varsa 300'dür. 18-22 yaş arası 200'dür. Yani daha yüksek bir oran orada. Gençlerimizi oluşturmaktadır. Ve bizim ihsan etmemiş şudur. Bugün bu istihdam konusunda aslında biz %100 başarı alabilirdik. Eğer yasa tam uygulanabilse. Yasa 25'e 1 yani %4. Bugün Türkiye'de bile %2'dir. Bizde %4. 25'e 1 orantı var. Orantı vardır. Yani her iş yeri 25 kişi çalıştırıyorsa resmi, yer resmi, özel sektör 25 kişiye bir engelli almakla mükelleftir. %40 ve üstü engelli şey varsa, raporu varsa biz bunu kamuda bile uygulayamadık tam. Binlerce insan işe alındı biliyorsunuz. Evet. Politik amaçlar uğruna. Sayın Bakan'a ben samimiyetimizden dayanarak söyledim. Dedim Sayın Bakanım bu kadar insan aldığınız işe gelin bu işe bir şey vuralım. Yani kökten temizleyelim. Yani bu istihdam sorununu kaldıralım. Evet. Söz de vermişti. 2008'de bu işi bitireceğim demişti. Ama olmadı. Çünkü engellilere takıldı o da. Engelli olmayan insanlar engelli pozisyonuna sokuldu. İş alındı. Ama engelli olup ve gerçekten ihtiyacı olan evli, çocukları bulunan gençlerimize öyle insanlarımız da var. Tabii ki. 8-9 ailemiz var. 2-3 çocuğu var her birinin. Öncülük bunlara verilsin dedik. Ondan sonra Mehmet gibi genç kabiliyetlere Nidai gibi yer verilsin dedik. Bu insanlara destek olsun olunsun. Ama maalesef biz istihdam listemizi tam böyle bilimsel açıdan hazırlamamıza rağmen ve sunmamıza rağmen istediğimiz neticeyi alamadık. Zannederim Sona Adem Bey de üzgündür bu konuda. Çünkü verdiği sözü tutamadı. Tutturulmadı. Yapamadı açıkçası. Dolayısıyla inşallah yeni hükümetten bu istihdama gerçekten bir çare bulunur. Çare bulunur çünkü Sayın Başbakan ve ilgili bakan söz verdiler. Hatta bu ekonomik problemlere rağmen yani büyük bir kriz var biliyoruz. Buna rağmen Sayın Başbakan dedi ve Sayın ilgili bakan 30 kişilik bir liste sunduk. İstihdam listesi acil. Bunları dedi yavaş yavaş başlatacağız sizden ama birkaç ay mühlet verin dediler. Evet, İnşallah beklemek gerekiyor o zaman. Evet. İnşallah benim umudum var. 2009 itibariyle en az 30 kişi istihdam edebilirsek gerisini de diğer yıllara yayarak bu istihdam sorununu çözmek çok kolay olacaktır. Çünkü yasamız zaten ben şunu buna söyleyeyim. Açıktır. Ben şunu söyleyeyim. Yani zor bir şey değildir. Bugün 3550 kişi nakdi yardım almaktadır. Çalışmadığı halde bile 18 yaş üstü engelli 714 YTL almaktadır. 714 YTL almaktadır. İstihdam edilirse bunun iki katını alacaktır. Zaten %50'sini alıyor. Peki o kesilecek mi? Tabii o kesilecek. Yani çalıştığı zaman asgari istihdam edildiği takdirde o nakdi yardım kalkar. Evet. Veya biz başka önerilerde bulunduk. Dedik maaşlar devam etsin. Özel sektörü de kapı açalım. Evet. Destek olarak bu maaş devam etsin. Devlet olarak siz de %50'lik bir katkı koyun. İhtiyaç sandığı sigortasını koyun. Nitekim hükümet ve üniversite mezunlarına bunu yapıyor. İhtiyaç sandığı sigorta yatırım uygulamasını. Engelli için de bunu yaparlarsa öyle sanırım ki özel sektör bu işe soğuk baktı bugüne kadar. 10 civarında kardeşimiz var istihdam edilmiş. Yani bu 580 kişinin 570'i devlet katkılarında ve yarı resmi özel sektörde istihdam edilmiştir. Özel sektörde kapıyı açabiliriz. Yani Almanya örneğini gösterdik. İnşallah bunları başaracağız bu dönem. Evet, ben evet. Umutluyum. Umutluyuz. Çünkü yapılabilecek bir şey. Yasada buna açık. Bunu yapmamak için hiçbir neden yok. Sevgili Linda Hanım'a devam edelim. Cezai müddetleri uygulanırsa asgari ücretin 3 katı ceza var. Yani istihdam etmek istemeyen iş yerleri olursa bu ceza müddetini uygularsa devlet, ilgili bakanlık öyle sanırım ki yaptırım gücünü artırmış olacak. Evet. Artıracağız ve otomatik al bu istihdam sorununu çözümleyeceğiz. Evet. Yani bizim burada yaptığımız bir güzel şey var aslında. Acıma işini kaldırdık. Nasıl kaldırdık? Bu anavatan Türkiye'mizde devam ediyor.
Bu nakdi yardımları, bu insan arabalar, şimdi biliyorsunuz ana rahminden düşen bir bebek asgari ücretin %50'sini alıyor ülkemizde. Evet. Yani 18 yaş altı olsun, üst olsun, evli ve iki çocuğu olan bir insan asgari ücretin bürütünü net alıyor bugün. Bunlar bizim için büyük başarıdır. Yani biz bunu başardık. Ama en büyük başarımız ne oldu? Dilencilikten kurtardık bu insanları. Yani engellimizi dilenmekten kurtardık. İşte o zaman engelli gerçek yerini buldu toplum içinde. Gerçek yerini aldı. Halkın da engelliye karşı itibarı arttı. Ve bugünkü konuma geldik.